Hi guys, how you doing? A little bit got worried at home I am, but I am doing pretty good. Today I prepared for you a brand new lesson. This lesson is about pathetic and for once. This is my 11th lesson though. I am explaining all the highlight points about it. After this video, you're gonna find out the phrase for once. Yeah, are you ready for the lesson? Then let's jump right in. Let's tap on it. Evet arkadaşlar, bugünkü videom az önce de söylediğim gibi pathetic and for once kelimeleriyle alakalı. İlk önce pathetic anlamına bakalım. Zavallı, beceriksiz, acıklı, berbat, içler acısı ve tesirli anlamlarına geliyor arkadaşlar. Pathetic, evet. Peltekse Arapçada olduğu gibi pathetic, evet. Ön dişlere dokundurarak yapıyoruz. Pathetic. Evet. Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. Okay, let's have a look at our first example. Okay. You are really pathetic. Evet, çok zavallısın. Acıyorum sana manasında şeklinde. Okay? Çok basit bir cümle. You are really pathetic. Example 2. Okay? You are pathetic. Here. Let me do it. Seni beceriksiz. Bırak ben yaparım. You are pathetic. Here. Let me do okay? Next example. Okay. They whimpered pathetically. Acıklı şekilde ağladılar. They whimpered pathetically. Evet, bu da adverb hali arkadaşlar, zarf hali. Okay, next example. The pathetic cries of the hungry children in Syria. Suriye'deki aç çocukların dokunaklı ağlayışları. Evet. The pathetic cries of the hungry children in Syria. Suriye'deki aç çocukların dokunaklı, tesirli, etkileyici ağlayışları, yani insana dokunan, etkileyen ağlayışlar. Okay, next one. He looks pathetic. Evet, ben bunu Türkçe'ye bu şekilde çevirdim. Tabii hani edebi olarak da çevireceğiz biraz sonra. Acıların çocuğu sanki. He looks pathetic. Evet. Çok acıklı görünüyor. Bakın burada anlamına bir daha bakalım. Zavallı, içler acısı. Bakalım şimdi. Evet. He looks pathetic. Evet, çok acıklı görünüyor. Yani yüzüne baktığın zaman acıklı bir ifadesi var. Ama Türkçe biz bunu hani eski filmlerden, işte dizilerden öğrendiğimiz yapı itibariyle işte bu kalıbı söyleyebiliriz. Evet, 80'li 90'lı yılların çocukları, gençleri daha iyi bilir bu kelimeyi. Acıların çocuğu sanki manasında çevirebiliriz. Evet. Example 6. She looked at me with a pathetic expression on her face. She looked at me with a pathetic expression on her face. Yüzündeki acıklı ifadesiyle bana baktı. Okay. She looked at me with a pathetic expression on her face. Hızlı söylersek, she looked at me with a pathetic expression on her face. Okay, example 7. Evet, 7. örneğimiz. You are pathetic. Ha, bunu yukarıda az önce söylemiştim. Tekrar almışım burada. Seni beceriksiz bırak ben yaparım. Evet, yukarıda vardı zaten. Bir daha almışım buraya. Okay, example 8. What a pathetic performance. This team deserved to lose. Ne berbat bir performanstı. Bu takım hakikaten yenilgiyi hak etti. Pathetic buradaki
berbat manasına geliyor arkadaşlar. Ne berbat bir performanstı. Bakın birebir çeviri aynı. What, ne berbat performans. What a pathetic performance. This team deserved it to lose. Bu takım yenilgiyi hak etti. Evet. This team deserved it, hak etti. Lose, yenilgiyi. Evet. Example 9. She's clever, but as a teacher, she's pathetic. Evet. O zeki, fakat öğretmen olarak çok beceriksiz. Arkadaşlar buradaki anlamı da bakın değişti. Pathetic burada zavallı. İşte yukarıdaki örnekteki gibi berbat manası değil. Beceriksiz olarak çevirmek zorundayız. Çünkü kelimenin akışına göre o mana çıkıyor buradan. Evet. She's clever but as a teacher she's pathetic. O zeki fakat öğretmen olarak çok beceriksiz. Arkadaşlar bilerek ben videolarımda Amerikan İngilizcesi ve İngiliz işte British English, British aksanı karıştırıyorum. Her iki telaffuzu da kulağınız aşina olsun diye. Yani intentionally I do it. Bilerek yapıyorum. Tamamen İngiliz ya da işte British ya da Amerikan aksanı yapmamamın sebebi bir tanesine alışmayın. Çünkü hem film ve dizilerde ya da kişilerden ikisini de duyacaksınız. O yüzden ikisine de aşinalık kazanın istiyorum. Okay. She's clever. Yani Amerikan İngilizcesinde de şöyle diyeceğiz. She's clever but as a teacher she's pathetic. Ama British English. She's clever but as a teacher she's pathetic. Evet, ufak nüans farkları var fakat ikisini de öğrenmekte fayda var. Okay. Example 10. There is something pathetic about a 40-year-old man who still has his mother do his laundry. Evet, 40 yaşındaki adamla ilgili işler acısı durum annesinin hala onun çamaşırlarını yıkamasıdır. Arkadaşlar biraz uzun cümle. Burası bir kalıp. There is something pathetic about. Yani onunla ilgili içler acısı durum şudur. Şöyle bir durum var. Ney? Kimin hakkında? Evet, 40 yaşındaki adamla ilgili içler acısı bir durum var. Ki bu adam who birleştirdik hala has sahip yapıyor, yaptırıyor ya da has his mother onun annesi do yapıyor. His laundry onun çamaşırlarını yıkıyor yani. Ütülüyor, yıkılıyor, yıkıyor, paklıyor o manada. Evet. Okay. Şimdi bir daha tekrarlayalım cümleyi. Let's repeat it again. There's something pathetic about the 40-year-old man who still has his mother do his laundry. Evet. 40 yaşındaki adamla ilgili işler acısı durum annesinin hala onun çamaşırlarını yıkamasıdır. Evet arkadaşlar, videolarımız bu kadardı. Şimdi biraz sonra örneklere geçeceğiz arkadaşlar. Örnekleri açıklayacağız. Örnek videoları yani. Şimdi bunlar örnek cümlelerdi yazılı olarak. Bir de video olarak da şimdi biraz sonra videosunu açacağım size. Videosunu izleteceğim. Böylelikle daha güzel bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız. Okay. Let's get down to business. Okay. Let's get down to business. Let's step on it. It's love, guys. You two are pathetic. I see the way you look at him. Yeah, with disgust. I hate him. Oh. I'm telling Mom that you didn't eat a single thing all night. Oh, tell Mom what you want. You're pathetic, Tara.
And you know what, you're right. I don't want to be here at your lame party with all your loser little friends. Months to a total nutter, which I am totally dreading. I also really want to get fit. Look at those pathetic chicken arms. What even is that? So, we know blah blah pathetic Imogen is too tortured to stand on the scale. Sorry if this sounds stupid. It's beyond stupid. You're beyond stupid. Just been acting weird. You bet your ass I am. Look at you. You're pathetic. What kind of a man gets fired by a broad? You bet your ass I am. Look at you. You're pathetic. What kind of a man gets fired by a broad? Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive. Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive. Look at how pathetically fragile it is. Nothing this weak is meant to survive. You're pathetic. 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 Only the most pathetically useless employee will be fired today. Only the most pathetically useless employee will be fired today. Only the most pathetically useless employee will be fired today.